Harbi Yarış'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız sevgili takipçiler. Geçen haftaki bölümde Ömer Polat kaybetmiş, Metin Menteş galip gelmişti. Bu hafta iki tane yepyeni konukla karşınızdayız. Sağ tarafımda Ali Tarhan. Sol tarafımda Ahmet Tali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız? Heyecan meyecan var mı? Yok, Ali'yi görünce heyecan kaçtı. Gayet rahatım. Sonuç belli zaten. Sonuç belli zaten. Konsepti... Geçen hafta kaybeden taraf o taraftı, biliyorsun değil mi? Evet. Sıra buradaymış. Geçen hafta orası o taraftı. Denler Kulübü. Sıra burada. Bir şey olmaz. Evet, konsepti zaten biliyorsunuz. Çekimden önce anlattım. Herhalde anlamışsınızdır. O kadar dil döktük. Tamam. Hocam ben yeni uyandım da kaybedersem uyku şeyindendir yoksa... Şimdiden bahaneler... Şimdi ben şimdiden iki tane yedek soruyu soruyorum. Eğer berabere kalırsanız eşitlik bozulsun diye. Soruyor musun, ayırıyor musun? Ayırıyorum. Soruyorum dedin de. Soruyor mu dedin? Evet. Hocam buraya Türkçe konuşan birisini getirin ya. Lütfen kurbanınız olayım. Bunu seçtim. Bilen biri gelsin. Kardeşim insan bazen dili sürçebilir yani. Sizi de unutmadık ve geçen haftaki gibi tekrar size soru yönelteceğiz. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Peki hangi yorumları değerlendireceğiz? Diyelim ki birinci bölümle ikinci bölüm arasında. Niye olmuyor? Ya onu sonra söylesin ya. Vallahi benim motivasyonum kaçtı ya. Ne biliyorum, heyecan da vardı, o da yok. Ya hiç söylemeyeyim yoksa. Tamam. Peki hangi yorumları değerlendireceğiz? İki program arasında... Yazdığınız doğru cevapları kim vermişti? 9999. denemeden sonra Ali ile biz. Pandemi bitti mi ya? Çünkü. Ay. Tamam. Peki hangi yorumları kabul ediyoruz? İki program arasında geçen bir hafta boyunca attığınız yorumları değerlendireceğiz. Okey? Tamam. En sonunda da. Doğru cevaplar arasında kura çekeceğiz ve kim ya kura da kim çıkarsa bunu da sosyal medya hesaplarımızda duyuru olarak vereceğiz. O yüzden sosyal medya hesaplarını da takip etmeniz gerekiyor. O zaman Harbi Yarış başlıyor. Kim önce çekecek? Bunu Ahmet belirlemek abi, için... Ahmet abi sen daha yaşlısın, buyur abi. Hayır, onu biz belirleyeceğiz. Evet, yani abi. Biz derken şey... Size bir soru, tarihi bir soru soracağım. O tarihe en yakın cevabı veren kişi ilk çekecek olan kişidir. Tamam mı? Tamam. Hazırsanız ve... bakın 10 saniyede cevap vereceksiniz. 10 saniye süreniz var. Kardeşim hazırsanız soruyorum. Hazırım. Ayasofya Camii hangi yılda müzeye dönüştürülmüştür? Süreye başladı. 1924. 1924 dediniz. 1934. Hangi Ahmet abi? Cevap 1934. Tam tutturdu adam. Tebrik ederim. Tutturma, evet, zaten biliyordum da öyle söyledim. Puan sayılmadığı için çok şey yapmadım. Hakikaten niye puan sayılmıyor? Puan sayılmıyor. Bu ilk kim çekecek? Bu futbolda bir gol atarsın forma da aynen forma değiştirme gibi bir şey oldu. Peki Ahmet abi. Geçiyor muyum hocam? Ahmet abi hazırsanız buyurun ilk sorunuzu çekin. Evet. Şu. Ya biraz karıştır ya, Allah Allah. Yine gidip gelip bunu seçeceğim. Onu beğendim. Ben mi seçeceğim? Evet. Ben mi açıyorum? Evet. Şöyle rengi de... Bunları nereye bırakıyorum efendim? Oraya koy hemen. Tamam. Rengi de kameraya göstersen. Aa! Kırmızı. Renk. Kırmızı. Kırmızı ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Bilirseniz bir puan demek. Yani en kolay sorular. Çok kötü ya. Kolay soruyu bilmemek daha kötü. Yani inşallah ya bilirsiniz. Keşke kırmızı çıkmasaydı. O zor soru çıksaydı da bilmeseydim daha rahatlardım yani. Kolaylar şimdi daha rahat. Şimdi hazırsanız sorunuz geliyor. Değiştiremiyor muyuz hocam? Hayır. Kaybedeceksen bir puan değil. Ya belki kaybetmezsin. Ama devam edelim. Şimdi en kolay sorulardan biri. Şimdi bu gelen soru doğru yanlış sorusu olacak. Yani ben sana bir şey okuyacağım. Doğru mu yanlış mı diye soracağım. Anladın mı? Tamam, anladım. Evet, sorumuz geliyor. Türkiye'nin uzaya oturan ilk uydusu
TürkSat bir ağdır. Doğru mu, yanlış mı? Süreniz doğru. Başlıyor. Doğru. Biraz düşün ya, Allah Allah. 10 saniye süre yok mu? 10 saniye değil. Kaç? 45 saniye. Düşündükçe daha çok kötü olur. Hayır, TürkSat bir A. Sence? Hocam yardımcı olabilir miyim? Hayır. Olabilirsin kardeşim. Düşünelim. Sesli düşün. Sence TürkSat 1A diye bir şey var mıdır? Ya bu ilkokula başlayan 1A'dan başlar ya, ben direkt oradan yola bence ilk isme yerli mantıklı bir isim koymamışlardır bence. TürkSat yerli bir isim koymamışlar mıdır? Son 10 saniye. Öyle mi geliyor? Bence koymuşlardır yani. Doğru. Doğru mu diyorsunuz? Evet. Emin misiniz? Mecbur eminiz artık ya, emin değilim ama. Tamam. Cevap yanlış oldu. Bak. Uzaya oturan ilk uydusu TürkSat 1B. Hocam bu ne ya? 1C sınıfından Ali Taran'ı çıkartalım sahneye o zaman. Bence komik değildi ama. Her neyse, bilemedin. Bunu kes. Direkt şey olarak var ya. Cidden 1B mi? Ama ilk uzaya fırlatılan hangisiymiş? 1A. Niye 1A neredeymiş? 1A başarısız oldu. He. Şimdi. Seçeyim mi? Sıra sizde Ali Tarhan. Buyurun seçin. Hocam şu İyice var bir ya, karıştır ya. Kahve fincanına benziyor. Bunu seçeceğim direkt. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz okuyayım üstüne. Fatiha falan. Yasin oku istersen. Allah'ım. Allah'ım inşallah böyle boş çıkar da. Boş çıkmadı mı? Bismillah. Aa, Ali Tarhan size de kırmızı geldi. Çocuklar. Kırmızı. Yine kolay soru. Olsun. Bir puanlık soru eğer bilirseniz. Abi %50 şansım vardı, kaybettim ya. Yani buyurun, kolay değil mi bu? Nesi kolay? Yunus Bey gönderin gelsin. Kolay dediğin soru sizinki olur. Şıklı. 3 şıktan oluşacak. Hmm. Tamam. Plakalarla aranız nasıl? Çok iyi. Emin misiniz? Evet. O zaman soruyorum. 14 no'lu plaka hangi ilimize aittir? A. Burdur. B. Bolu. C. Bingöl. Şimdi. Süreniz başladı. 12 Bingöl. 13 Bitlis, 14, yok Bolu değil. Şıkları bir daha alabilir miyim? A. Burdur, B. Bolu, C. Bingöl. Hmm. 16 Bursa ise 14. O zaman Burdur değil. Bursa, Burdur. 15 de olabilir. Bu ile başlayan başka şehir var mı? Kalemene OÜ. O zaman tamam hocam, Bolu. Süreniz bitti. Bolu. Abi, bir Bolu mu diyorsunuz? Evet. Bende 20'ye kadar yok, 20'den sonrası var hocam. Maalesef. Evet. Doğru cevap. Bu nedir ya? Bolu olacaktı. Oldu zaten. Tebrik ederim. Bir alkış lütfen. Evet şimdi. Evet. Vallahi var ya. İyi ki bildin ya. Bir şey geçen hafta 3'er soru sorduk. 3'er soru sorduk. 0-0-0-0. Hocam hiç bilemediler. Şey diyeceğim. Ben Bolu'yu direkt biliyordum. Hmm. Rol olsun biraz böyle şey olsun diye. Şimdi yani, bu düşündü falan. Bu kırmızı tabii, soru. Tabii. Hakikaten bu kırmızı soruymuş. Kolay soruymuş ya. Yani. Ahmet abi. Abi seninki de kolaydı. Kolaydı. Yok, nesi kolaydı tabii, ya? Tabii bir A evet düşmüştür, bir B oturmuştur. Direkt mantık. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Şimdi ya, skorumuz Ahmet Talis 0, Ali Tarhan 1. Bir daha söyleyebilir misiniz? Bir daha söyle, duydu. Bir daha söyle ki maçın sonunda onu duyamayacak. Şimdi çünkü. Ahmet abi sıra sizde. Hala şansınız var, onu alt edebilirsiniz. Çekiyor muyum? Evet, buyurun çekin. Allah'ım ne, neyse bakmadan çekeyim de ben. Ben, ben açıyordum. Açılmıyor bu. Heh. Kesin mor. Mavi hangisi oluyordu? Mavi. Aynen. En zorun bir altı. Yani en zorun bir altı mı? 3 puanlık soru. Bilirseniz var ya. Direkt geçiyor muyum arkadaşım? Aynen aynen. Hadi inşallah bakalım. Soru geliyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden değildir? Abi bunun bir sürü şey yok muydu ya? Ne A. Yani? Ümmül Kitap. B. Sure-i Şifa. C. Kalbül Kur'an. D. Seb'ül Mesani. Başladı. A. Ümmül Kitap.
B. Sure-i Şifa. C. Kalbul Kur'an. D. Sab'ul Mesani. Biliyorsunuz değil mi? Farklı isimleri var Fatih. Evet biliyorum. Değil mi? Hocam bu mavi soru değil ki ama. Çok karışık. Ben bilmiyorum arkadaşım belki. Mavi soru. Nasıl mavi soru değil ya? Bilmiyorum 15 ben. Saniye son. Fatiha'yı da bilmeyelim. De. Sab'ul Mesani mi diyorsun? Emin misin? Eminim. Ben emin de, değilim tabii ki. Eminse işaretleyecekseniz ben de söyleyebilirim. Hayır söylemesin. Tamam. Sizce hangisi? Tamam, söylemesin diyor ben. Yok yok. Söyle hadi söyle. Moderatör benim kardeşim. Tamam yani. Biliyorsun. Kalbül Kur'an. Kalbül Kur'an mı? Sebep? Kur'an'ın kalbi Yasin suresidir. Mantıklı. Tamam. Bu. Doğru hakikaten cevap Kalbül Kur'an olacak. Doğru söyledim. Ben hakikaten karıştırdım. Karıştırdım yani. Ya suç benim mi? Az önce evet, suçu bana tabii. Niye? Adama bak bilemiyor suçu bana atıyor. Onu da aldın mı Ahmet abi direkt diskalifiye oluyor değil mi? Hayır tabii ki. Bu soruyu da bilmiyorum. Ahmet abi maalesef bilemediniz. Skorunuz hala sağlık sıfır. Skorunuz hala sıfır. Eyvallah. Ali Tarhan Bey buyurun sıra sizde. Ya karıştırsana kardeşim. Şu şeye benziyor bu eski perdeler vardı ya. Ona benziyor evet. Ama okumadık dur çarpılacağız. Bak. İlk soruda da okumuştu. Bakalım bilecek mi? Eğer bilirse hakikaten bu işte bir iş var. Yani biz keramet sahibiyiz de çaktırmıyoruz. Açamıyor. Çarpıldım. Aha kırmızı. Kırmızı mı yine? Oo. İyi iyi. Küçük soruların çıkması hoş. Değil mi? Az yavaş önce sen yavaş. Diyordun keşke çıkmasaydı. 2-0 olsun. 1-0 olsun ama önde olayım fark etmez. Doğru söylüyorsun sen de haklısın. Abi ben nasıl bilemedim onu ya? Harbi Kur'an'ın kalbine bilmem lazımdı. Çünkü zaten biliyordum da. Bir memlekete şimendifer geldiği vakit arabacılar telaş edip dediler. Bizim sanatımız bozuldu. Risale-i Nur'da geçen bu ifadede üstadın kullandığı şimendifer kelimesi tren anlamına gelmektedir. Doğru mu yanlış mı? Evet. Başladı. Bu Risale'de birkaç yerde geçiyordu. Şimendifer. Ya hep var ya gemi mi tren mi karıştırıyordum. Hatta bu altıncı söz olması lazım. Bu işte ücret veriyor. O biri gemiyle biri trenle 24 altın veriyor. Evet, namaz evet, şeyi evet. Orada da geçiyordu. Evet. Tamam uçak değil. Şimendifer gemi miydi tren miydi ya? Hep bunu karıştırırım var ya. Beklemediğim yerden geldi. Son 15 saniye. Niye yalan? Gemi hocam. Gemi mi? Gemi. Yani yanlış. Tren gelme, tren anlamına gelmektedir diye sorduk. Yanlış. Yanlış diyorsunuz. Yanlış. Son kararınız mı? Son kararım. Tamam. Doğru cevap tren. Allah Allah. Doğru olacaktı yani. Gemi neydi peki? Şimdi. Ben hep bunu karıştırıyordum. Maalesef bilemediniz Ali Bey. Sağlık olsun. Yine de öndesiniz. Risale'den... Siz biliyor muydunuz onu? Kötü oldu. Evet. Hakikaten biliyordum. Keşke size gelsin. Ben hayır. Hayır soru... Şöyle Risale'yi de aram iyi ama hep şeyi karıştırıyorum. Tabii aynen. Yemi bitiren mi onu karıştırıyorum. Olabilir. Yani. Doğrudur o. Evet. Peki sıra sizde Ahmet Ali Bey. Buyurun. Buyurun. Hangisi güzel ya? Şu bizim ilkokul masa örtümüze benzemiyor mu falan? Skor şu an 0-1. Evet, Adana. Ahmet abi okumuyorsun bak. Okusan kırmızı gelecek. Ben kırmızı gelmesini istemiyorum belki. Ya tüm sarı mı geldi? Zor soruları sormak istiyorum. Sarı. Sarı 2 puanlık soru. 2 puanlık mı? Aynen. İyi. En kolayın bir üstü. Ya abicim öyle sınıflandırma. Kolay dediğini bilemiyoruz yani. Doğru mu kardeşim? Kardeşim. Kime göre kolay, kime göre zor? Ya. Hadi. Genele tam, göre tam, işte. Tamam tamam hadi. Şimdi bu videolu soru olacak. Videolu mu? Evet. Videoyu iyice izleyin. Hazırsanız buyurun izleyin videoyu. İyi izleyin evet. Ama. İçerideki herkesin Hristiyan toplumu. İzlediğiniz sahne hangi filme aittir? A. The Kingdom of Heaven. B. The Kingdom of Solomon. C. Men of Angels. A neydi? The Kingdom of Heaven. Ustada iyi İngilizce varmış. Abi. İngilizce şeyini bilmiyorum. B. The Kingdom of Solomon. C. Men of Angels. Türkçesini yok, biliyor musunuz? Yok. A diyorum ben.
direkt A diyorum. Son kararım eminim. Hı. Neden A? A diye isim geldi. Türkçe ismini biliyor musun? Cennetin Krallığı'ydı değil mi? Cennetin Krallığı evet. Diyebiliyorum. Salım'ın şeyden yani cennetin şeyini bilmiyorum. Heaven. Heaven mi neydi? Evet. The Kingdom of Heaven. Yani cennet şeyini bilmediğim için direkt A diye isim geldi. Salım'ın zaten bir isim olarak. Cevap doğru. The Kingdom of Heaven. Tebrik ederim. Sağ olasın. Olur böyle şeyler. Şey söyler misiniz? Kaç kaç olduğunu. Ali Bey tekrar duyarsa iyi olur. Söyleyelim. Şu an skor. Gel sana başarılar. Ahmet Tali 2. Evet. Ali Tarhan 1. Bu arada Man of Angels neydi biliyor musunuz? Ne? Ashab-ı Kehf. İngilizcesiymiş. Aynen öyle. Man of Angels hani melekler de man. Şey. The Kingdom of Solomon'da. Oradan mı geldi? Hazreti Süleyman'ın krallığı. Buyurun Ali Bey sıra sizde. Ali. Hangisini çeksin? İnşallah kırmızı var mı bir tane daha? Bir tane kaldı. Son bir tane mi kaldı? Hadi onu çek be kardeşim. Ya da boşu çek de. Ay şaka maka boş da var değil mi bir tane? Hocam, sen çekmiş sarı. Olabilir misin? Olabilir. Sarı aa, puan. Sarı. Sarı. Aa, kolay ya. Şimdi 3-2 nasıl oluyor göre abi. Sizinki sesli soru olacak. Dinliyorsunuz müziği. Dinlediğiniz müzikte hangi ses aleti kullanılmamıştır? Kullanılmamıştır. Kullanılmamıştır. Tamam. A. Kanun. B. Santur. C. Keman. Sedat Anar'ın bir eseri. Sedat Anar santur zaten. Tamam. Bir daha çalabilir misin abi? Keman da var. Keman da var hocam. Kanunu göremedim. Müzikte kanun yok. Var. Allah Allah. Cevap A mı? Kanun mu diyorsun? Kanun. Son kararınız. Evet. Tamam. Cevap kanun. Doğru. Tebrik ederim. Bilemezsin. Söyledim var ya. Abi çok. Skor ne? Eleyin beni derdim. Skor şu an Ahmet Tali 2, Ali Tarhan 3. Ya, bravo. Görüyor musunuz? Ne? Hocam şayları bir yenileyebilir miyiz? Az önce sen öndeydin. Şimdi o önde. Ne oldu? Neyse. Hiç olmaz. Son sorularınız. Karıştırayım. Şu güneş ışığını alayım mı kardeşim? Şu güneşe benziyor bak. Ya güneşe benziyor. Bu ne ya? Boş mu? İki puanlık soru. Ha, boş. Sarı mı geldi? Sarı. Bak bence şükret haline. İnşallah, yani. İnşallah kolaydır. Hani evet sarı. Tamam. Sizinki resimli soru olacak. Resimli mi? Evet. Aman Allah. Beni gösteriyorlar bu yakışıklı. Tuğra nedir biliyor musunuz? Osmanlı tuğrası mı? Osmanlı'da her padişahın tuğrası var. Evet. Yani bir nevi imzaları. İmzası gibi bir şey. Gördüğün tuğra kime ait? A. 2. Abdülhamit. Evet. B. Yavuz Sultan Selim. C. Fatih Sultan Mehmet. Yani 2. Abdülhamit'in olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne bileyim biraz eski şeyi çağrıştırdı. Uzağı da net okuyamadım da açıkçası. Son 15 saniye. Fatih Sultan Mehmet diyorum. Son kararınız mı? Son karar. Cevap Fatih Sultan Mehmet olacak. Doğru cevap. Süper ya. Direkt geçelim hocam. Tebrik ederim. Tebrik ederim bildiniz. Ahmet abi tebrik ederim. İki puanı da aldınız. Teşekkür ederim. Ya az önce Ali önünüzdeydi şimdi siz geçtiniz. Alıyorum Allah abi. Resmete bak. Alıyorum. Skoru söyleyeyim. Sen al. Alayım. Söyle. Skor 4. Ali Tarhan 3. Vallahi çok iyi gidiyor ha.
Beğendin mi bu yarışmayı? Hani hepsini de okuyor, üflüyor hocam. Kurbanınız olayım yani. Hocam mor. Of. Oo, inşallah bilemez de. 4 puanlık. Çünkü son bir tane kaldı. Çıkarsa bu şansıma boş çıkacak. Hayır, bitti. Sen 4 soru sorduk sana. Nasıl? Ha? Aynen. Bitti mi? Büyük adamın kağıdı büyük olur. Şimdi Ali bilirse kazanıyor. Kazanıyor. Bilemezse sen kazanıyorsun. Allah'ım. Allah'ım. Neyse. Sağlık olsun. 4 puanlık soru. Ali Bey. Bu soru da ay ama videolu en çok soru. Neye yanarım biliyor musun? Videolu. Şu kalbi aynen. Kur'an var ya. Hala ona yanıyorum ben ya. Ay biraz düşünsem var ya net. Ben de Risale'den yanıyorum ya. Evet. Videoyu iyi izle Ali Bey. Başlıyor istiyorsan. Bin yıllık Anadolu İslam medeniyetinin taş kubbeli mührü olarak adlandırdığımız bu camii ve Darüşşifası taşın sonsuz mana ve figürlerinden oluşarak zarafete dönüşmüş halidir. Eser, dört taç kapısı olan ve her bir kapısının üzerinde bulunan desenler ve anlamlarıyla taş oymacılığında son noktayı koymuş muhteşem bir yapıdır. Caminin batı kısmında 15 Mayıs-15 Eylül arası kapıda ikindiden 45 dakika önce namaz kılan ve Kur'an okuyan gölge belirmektedir. Videoda bahsedilen cami aşağıdakilerden hangisidir? A. Sivas Divriği Ulu Cami. B. Yivli Minareli Cami, Antalya. D. Erzincan Terzi Baba Cami. Hocam A şıkkı Sivas. E. Aksaray Ulu Cami. E şıkkı Sivas. Son kararım. Sivas Divriği Ulu Cami. Tabii tabii Divriği Ulu Cami. Doğru cevap A. Bravo. Sivas Divriği Ulu Cami. Tebrik ederim. Alkışlasanıza kardeşim. Çıkıyoruz kardeşim. Şu an skor Ali Tarhan 7. Ahmet Ali 4. Hocam bir daha söyle ya. Ali Tarhan 7, Ahmet Ali 4. Bir Ahmet daha sen de söyle. Ali Tarhan 7. Ali Tarhan'ı tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir yarışma. Başarılı tebrik bir performans. Ederim. İnşallah yorumlarda beni överler. Yorum yorumdur hocam. Açıkçası bu son soru 4 puanlık soru olarak görmedim. Hı-hı. Bir, çünkü çok bilindik bir cami. Hakikaten bayağı bilindik bir camilerden gerçi biri. Gerçi siz biliyor muydunuz arka taraf? Biliyor muydun sen? Ya bak hepsi biliyor muydun? Biliyordu yani. Bana bak doğruyu söyle biliyor muydun? Benim sorularım biraz daha kolay geldi. Ama ben sana her açtığında dedim hayır, ki de Ahmet abi oku dedim. Oku dedim. Tebrik ederim. Hakikaten güzel maçtı. Hı hı. Ali adına sevindim. Çok derken teşekkür ederim. Şimdi seyirciye sıra geldi. Bunu da ben çekeyim bari. Sevgili seyircilere kazanan soru çeksin hakikaten doğru. Kazanan okusun. Bak ben okuyup çekiyorum ya bir de. Kazanan okusun. Seyirciye boş çıkıyor. Sevgili seyirciler bu soru size. Yorumlara cevabı yazmayı unutmayın. Çekiliş yapacağız ve çekilişin sonucunu da sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edildiği 1948 yılından beri o tarihten itibaren yaşanan işkencelerin, göçlerin, sürgünlerin, tacizlerin sonucunda kaybedilen malların, mabetlerin ve toprakların yasını tutmak adına düzenlenen özel bir gün var. Filistinliler her 14 Mayıs'ta bu özel günü anmak için etkinlikler ve protestolar düzenler. Büyük felaket anlamına da gelen bugünün adı aşağıdakilerden hangisidir? A. Dubi, B. Nakbe, C. Jarima, D. Deir Yasin. Cevapları yorumlara bekliyoruz. Evet. Peki. Bugün de böyleydi. Ama diğer soruları merak ettim. Ali kardeşim. Diğer soruları maalesef sormayacağız ama nasıl sormayacağız? Kutucukların renklerine bakabiliriz isterseniz. Hayır. Ben de hakikaten merak ettim. Oo. Ya 3 tane var sonuçta. Ahmet abi. Boş mu çıkıyordu? Boş. Allah'tan var ya bunun diğerini çekmişim. Abo. Hocam ben keramet ehliyim. İnanmıyorlar ya. Vallahi billahi bu çocuk. Kısmetli hakikaten o. Tebrik okumanın ederim. Faydaları yani. Abi demek ki onu çekseymiş var ya. Hmm. Direkt otomatik kazanıyorum ha. Aynen. Garanti. Direkt. Garanti. Peki. Skor Ahmet Tali 4, Ali Tarhan 7. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yarışmaya. Bu demek oluyor ki yarı finale yükseldiniz. Yarı finalde tekrar görüşmek üzere. Buradan çekilemiyoruz değil mi? Çekilirseniz sopa. Bu kadar bana yeter. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Selametle.